Nuri komiserim. Gel gel, soğutma gel. Durum kalmadı, Gobit'e koydum. Sıkıntı yok ya. Ayran var mı? Var masada. Seyfi amirim, işte babamlar bana biraz para verdi. Ben de Toki'ye gireyim diyorum. E indirim de yapıyorlar. Bu devirde anca öyle ev sahibi olacağız amirim. İnşallah. Sen nereliydin ki? Giresun. Ne yapacaksın oğlum burada ne var? Buradan alsana. Bugün buradasın, yarın başka yerdesin yani. Yok yere bağlama kendini. Yanlış mıyım amirim? Nasip be komiserim. Buralarda daha uygun. Ondan şey diyoruz yani. Bir yerden başlayayım diyorum ben de. Efendim. Söyle. Yapma be. Neredeymiş? Tamam, biz geliyoruz hemen oraya. Kötü bir şey olmuş. Hep böyle başlardı. Ne zaman bir cinayet olsa kötü bir şey olmuş derdi Seyfi amirim. Bir gün sormuştum. Daha kötüsü yok mu amirim ya? Var var. Ölümden de beteri var. Benimkisi ağız alışkanlığı, ya bulamazsak katledeni diye. Vebali var ondan galiba. Bir erkek çocuk cesedi bulmuşlardı. Şehirde günlerdir konuşulan kayıp çocuğu. Henüz o kadarını bilmiyordum. Benim için her şey amirimin küfrüyle başladı. Amına koyayım. Sekiz ay önce gelmiştim buraya. Seyfi amirim buranın en kıdemlisiydi. Yıllarca Ankara'da, İstanbul'da çalışmıştı. İlk o konuştu benimle. Yani siyasetten pek anlamam amirim. O gelir, bu gider. Benim işim suçlularla yani. Adını kim koymuş Nuri Pamir? Asker adamın ismini vermişler ya oğlum. Yok demiştim. Babam... Bizim orada bir Nuri Pamir Caddesi vardır. Annemi ilk defa orada görmüş. Ondan şey ederek koymuş yani adımı. Aferin lan demişti. Babanın oğluysan bir rengin vardır. Ot değilsin. O an kanım kaynamıştı adım. Eşkale uyuyor. Bizim kayıp çocuk gibi amirim. Tayfun Kalaycı. O yaşında çocuk yarısını satayım. Fiili libata. Sonra da kafası taşla ezilerek öldürülmüş. Ne kadar zamandır burada? Takribi 12 saat önce öldürülmüş. Sonra da buraya bırakılmış gibi. Katil solak değil. Doğru. Başka? Çocuğun tırnakları arasında talaş buldum. Marangozlara, mobilyacılara falan bakalım oraya. Bir de bu taşta bir farklılık olabilir mi ya? Hani bu aksesuar olarak kullanılan cilalı taşlara falan benziyor mu? Hiç aklıma gelmemişti ama o gözle de incelerim. Suriyeliler yaptı diyorum komiserim, Suriyeliler. Merak etmeyin, yakalayacağız. Mevsimlik gelenler komiserim. Daha evvel böyle bir şey oldu mu hiç? İç sürüsü hepsi. Bayrağı falan yok mu işin arkadaşım? Katil bu. Günah dediğin senin. Bak şimdi burada böyle söylüyorsun. Herkes duyuyor, sahi sanacaklar. Suriyeli falan deyip öyle boş yere laf çıkarma. Ne günahı ya? Herkes biliyor, bilmiyor mu? Evvelden oldu mu böyle şey? Sen evveli nereden biliyorsun ya? Cinayet büroda çalışan sen misin, biz miyiz? Doğma büyüme buranın da oradan biliyorum. Sen nerelisin? El kol hareketi yapma lan! Nuri! Bağda Bostan'da çalıştırırken bunlardan iyisi ucuzu yok. Nasıl sana vatan millet Sakarya.
Bir bok bildiği de yok ha. Öyle konuşuyor. O da laf olsun, torba da olsun. Yavşak. Nasıl satayım? Bunlar da böyle ha. Seyfi Amir ilk zamanlar beni adam yerine koymadığından konuşmuyor sanırdım. Birbirimize alıştıkça da yok dedim. Bu adam dinlemeyi seviyor. Sonra baktım. Öyle de değil. Yani garip bir tesadüfle öyle de böyle de olmadığını öğrendim diyelim. Burada yaşamak, mezarda uyumak gibi. Aynen böyle demişti. Gözümün içine baka baka bana bunu söylemişti. Burada yaşamak, mezarda uyumak gibi. Tam hoşlanacaksın. Lan diyorsun, bu olur sanki. Tutuyor sana bunu söylüyor. Burada yaşamak, mezarda uyumak gibiymiş. İstanbul'da atacakmış kapağı. Benimse gidecek yerim yoktu amirim. O laf bana öyle koydu ki. Ben de gelip dertleşeyim dedim sizle. Bu saatte kimse olmaz. Hadi ya. Seyfi abi çok geç geliyor. Eşi de Ankara'ya gitti geçen. Amirim her gün mesaideyiz, birlikteyiz. Ama sen eve gitmiyormuşsun. O gün anladım ki ben kimle konuştuğunu bilmiyormuşum. Müyesser abla eşyalarını topladı gitti. Nasıl gitti? Temel'le mi gitti? Vallahi en başından pek alışamadı o buralara. Öyle duydum, birkaç defa da tartıştılar. Herhalde Temel'le gitti. Nasıl teyze gelecek mi? Hadi oğlum sen geç içeri, hadi. Oğlum. Yok komiserim, tayin talebi yok. Zaten olsa dilekçesini bana verirdi Seyfi amir. İyi tamam, bak bunlar aramızda ha. Tamam amir. Aman diyeyim. Komiserim, teşhis için çocuğun annesiyle babası gelmiş. Yapma be. Tamam, Seyfi amire de haber verin. Bir de komiserim, yani müdüre de söyledik, söyleyelim dedik. Şey, çevreden gelenler var, gerilim yapıyorlar. Tamam, sen yine de haber ver Seyfi amire. Kardeş, kardeş bak hele. Ha, buyur. Buldunuz mu katili? Bulacağız kardeşim, hiç merak etme tamam. Burada böyle şeyler olmazdı. Niye oldu? Niye oldu, bir de onu bulun. Onu da bulacağız, onu da bulacağız. Sen beni niye başından savuruyorsun şimdi? İnsaniyetle anlamda bir şey söylüyorum. Ne söylüyorsun kardeşim? Ya tamam üzüntülüsün, anladık. Cinayetle ilgili bir şey biliyorsan söyle. Yoksa bırak işimizi yapalım. Sen aileden biri misin? Değilim, ne fark eder? Nasıl ne fark eder? Aileden biri değilsen duramazsın burada. Allah Allah, adını söylesene sen bana ya. Ne oluyor? La al lan şunu. Siktir git. Yüzümden geçme. Al lan. Al lan. Tamam. Oğlum, bir defa söylemedin mi milleti karşınıza almayın diye? Allah Allah. Aile nasıl? Ya amirim oraya gelemedik ki, denyolar dizilmiş kapıya. Başınız sağ olsun. Evladımızın ebeveynleri sizlersiniz galiba. Teşhis ettiniz. Kağıtları imzaladık. Başınız sağ olsun tekrardan. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Valilikten ya emir değil de daha çok rica ediyorlar. Bir gerginlik çıkmasından endişe ediyoruz. Evladımızın cenazesini biraz geciktirsek yahut haber vermeden defnetsin. Ben evvela oğlumun cenazesini istiyorum. Tabii tabii. Evladımızın cenazesi bizim cenazemiz. En kısa zamanda katili bulacağız. Siz hiç merak buyurmayın. Hele bir gök gürlesin. Allah demesini biliriz. Tabii 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 tabii. Çocuk okuldan çıkıyor sonra kayıp. En son gelen sınıf arkadaşları. Vallahi bana sorarsan tanıdığı biriyle birlikte gitmiş. Evli okul arası 10 dakika yok. Gören yok, duyan yok. O kadar haber çıktı yani. Çocuğun babasıyla ilgili bir durum var mıdır? Meslek okulunda öğretmen. Dindar biri. Var gibi durmuyor. Komiserim, lisenin oradan ihbar geldi. Birini aldık. Ne diyor ya? Şu öldürülen çocukla alakalı. Kimmiş? İnşaatta amele. Afan Kerami, Suriyeli. 3 aydır burada yaşıyormuş. Alt geçit inşaatında çalışıyor. Sicili sabıkası?
İyi bak yine anlıyor musun biraz Türkçe? Tercüman var ama yani anlaşacağız merak etme. Söyle. Anladım ben. Anladım. Feyzi öğrenmiş. İyi. Sor bakayım nerede görmüş bu çocuğu? Nerede gördün bu çocuğu? Atfal, çocuklar, top, futbol. Nerede? Lisenin orada. Senin ne işin var lisenin orada? Ev orada, kira, arkadaşlar. Nerede? Hangi büyütle Ermeni dediğim var Ali, var Esenevi. Lisenin arka tarafındaki eski Ermeni evleri var ya. Ne Ermeni evi oğlum? Ne diyorsun sen ya? Hani Ankara'dan geliyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar. Facebook'ta falan yayınlıyordu. Ya bırak şimdi Facebook'u. Sor bakayım bu. Çocuğu evin yakınlarında mı görmüş? Vay şifte alveled. Arimle beytek. Ne? Evet. Tanıyor muymuş peki bu Tayfun Kalaycı'yı daha önceden? Sor bakayım. La, yok. Lihna nilab tabi hangi senevi. Ruhna lehnik. Kan an bilhab tabi. Sâltil veled. Eyye feri bitçeci. Elle Galatasaray. Ültülü en büyük cimbomu bes. Mahke neye şeytani. Kunnukum lehnik. Dedi ki biz her zaman lisenin oradaki top sahasında top oynarız. Bir baktık onlar top oynuyorlar. Onun yanına gitmiş. Çocuk Galatasaraylıyım deyince o da en büyük cimbom demiş. Başka bir şey konuşmamışlar. Herkes oradaymış. Kim herkes? Arkadaşlar. Suriyeli mi hepsi? La, yok. Özbek de var. Lehne aşin sabah aşkas bilmet. Dedi ki evde 7 kişi yaşıyorlarmış. Sadece bunlar mı eşyaları? Yani çamaşırlar falan da varmış ama hepsi bu. Telefonuna baktınız mı? Baktılar. Eski model amirim. Haşat bir şey. Kaçta çıkmış işten? O saatlerde çalışıyormuş. Cinayet saatinde yani. Nasıl geldi buraya bu Afan? Lisenin oradaki marketçi yakındaki karakola şikayet etmiş. Bizimkiler de almışlar. Müyesser abla nasıl? Ne haberin? İyi. Hadi biz çalışıyoruz da. Yani büyük şehirden gelen için daha zor tabii yani. Hele bir de kadına. Hep evdeler falan. Müdür bir uğrayın dedi Nuri. Gel. Ha. Seyfe hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptınız? Daha bir şey yok müdürüm. Ha. Birini getirmişler. Olayla ilgisi yok gibi görünüyor. Tayfun'un öldürüldüğü saatlerde inşaatta çalışıyormuş. Olur mu canım? İhbar var. Çocukla konuşurken görmüşler. Oğlan çalışmaya gelmiş dışarıdan. Millet abartıyor. Yok Seyfi. Yok yere olmaz o iş. Biz adamı yine elimizde tutalım. Sen yine ne yapacaksan yap. Çalışmalarına devam et de. Adam bizim elimizde dursun. Kardeşim burası İstanbul değil, Ankara değil. Bu çocuğun cenazesinde olay olacak şimdi. Sabahtan beri kaç tane telefon geldi biliyor musun sen? Bir hal çaresine bakalım. Biraz üstüne gidelim. Mesai yapalım. Tamam mı? Aha dur dur. Yenge nasıl? Şehre alışamadı diyordun. Alışabildi mi? Alışmayıp da ne yapacak müdür? O gün anladım ki yenge sadece şehri değil, seni de terk etmişti amirim.
İhbarı marketçi yapıyor amirim. Market orada duruyor. Gel biz şu okula bir bakalım. Oo, gençler mangayı kurmuş amirim. Biz ne yapsak, işi mi bıraksak ya? Selamün aleyküm gençler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bizi işsiz mi bırakacaksınız ya? Ha? Sopalar falan. Kansızın teki küçücük çocuğu katledince oturamadık. E haklısınız da. Bu bizim işimiz. Senin adın ne bakayım? Harun. Harun. O işle biz ilgileniyoruz. Tamam? Siz işinizi rahat tutun. Başka da bir şey düşünmeyin. Ya rahat olamayız. Bir yardımımız olacaksa söyleyin, orada bitelim. Duramıyoruz böyle. Adresleri de belli bu ipnelerin. Bir dakika, sen kimi diyorsun bakayım? Buraya gelip maç yapıyorlar amirim. Buraya gelip maç yapamazlar. Burası bizim mahallemiz. İstemiyoruz dedik. Ne oldu? Küçücük çocuğun canına oldu. Biliyoruz da konuşuyoruz. Çocuğu tanıyor muydunuz? Yok, tanımam. Ama ona bu iş yapan imansızı tanıyorum. E bize de söyle o zaman. E ben söyledim zaten karakoldan abilere. Adı Afan'mış. O iş daha belli değil. Marketçi yaptı ihbar ediyorlar. Ya marketçiyle bir alakası yok. Çocukla konuştu bu amele. Arkasından bakıyordu. Nasıl bakıyordu? Pis bakıyordu. Sen bu Afan'ı nereden tanıyorsun? Yok, tanımam. Böyle kobej dobej top oynuyorlardı burada. Dedim burada top oynayamazsınız. Siktirin gidin lan dedim. Niye besliyoruz biz sizi ya? Adamlar kendi vatanlarına sahip çıkamamışlar amirim. Kavga mı çıktı? Ne kavgası amirim? Sıkar o iş. Tüm şehri burayı yıkarım amına koyayım. Yavaş. Sen bu Affan'ı çocukla gördün mü hiç? Arkasından baktı diyorum ya. Bakmayla olmuyor işte. Başka gören var mı? Hı? Yok. Bak aslanım, senin bu kafaya taktığın Affan o saatte inşaatta çalışıyorsa ne olacak peki? Hı? Bakmak başka, adam öldürmek başka. Tek olduğu ne belli? Belki o kaçırdı, onun bir arkadaşı öldürdü. Beni dinle, aklına böyle şeyleri getirirsin ama ispat etmen lazım. Edeceğim. Onu da edeceğim. Bulacağım. İşte o bizim işimiz koçum. Tamam, öyle sopalarla mopalarla olmaz. Ya suçsuz adamı sopalarsan ne olacak? Hadi güzel güzel konuştuk, bir daha sopa mopa görmeyeceğim elinizde. Hadi beklemeyin burada da. Sen bu Affan'ı tanıyor musun? İşte arada bir yumurtaydı, ekmekti, bizden alışveriş yaparlar. Arap bunlar. Millete ucuza amelelik yapar. Vukuatı var mı? Kavga, dövüş filan? Yo, Allah'tan korkarım. Hiç görmedim. Çocukla gördün mü? Onu da hiç görmedim. Ya bu gençlerin derdi ne ya? Sopalı mopalı böyle maç yaptırırız, yaptırmayız. Ya o ne edeceksin? İş yok, güç yok. Millete meşgale lazım. Kanları kaynıyor. Yoksa ne olacak? Sen de oyna, o da oynasın. Bu Harun kim? O Gubel bizim yeğen olur. İyi bebedir ama okuyamadı. İki aya asker. Polise Affan'ın adını o vermiş. Ben de duramadım, dayanamadım. Kendi adımı verdim. İleride müşkülat olmasın diye. Hayırdır, bizim yeğen ayıp mı etti size? Yok yok ya, öyle kanı kaynıyor dedin ya, ondan sordum. Neyse, hayırlı işler. Hayırlı işler, kolay gelsin. Yine kötü bir şey oldu. Olmuş. Mevsimlik işçilerin çadırlarını yakmışlar, kavga çıkmış, yaralılar var. Kötü bir şeyden fazlası olmuştu. İşler büyüyecek amirim. Büyüdü bile. Bunlar önce iki kişi hırpalamışlar. Sonra da işte Tayfun'un katili bilmem ne diye toplanıp çadırlara gelmişler. İşçiler karşılık verince olay büyümüş. Baksana şuna. Gidelim Nuri Pamir. Korumayın kardeşiniz kardeşim. Korumayın sizi, şerefsizleri. Sakin olalım abi. Yapmayın böyle ya. Ne diyorsun siz bu arada?
Seyfi, yukarıdan birileri geldi. Buldun mu bir şeyi? Bakıyoruz müdürüm. Ya güvenlikle ilgili soruyorlar, valilikten de adamı arıyorlar. Ne diyorsun? Vallahi olanlarla cinayetin bilgisi var elbette ama siz de biliyorsunuz. Bu başka bir durum. Ya bu dediklerini ben de biliyorum. Ne yapayım yani şimdi? İşi terörle mücadeleye mi bırakayım? Gel anlat adamı hadi. Ankara'dan beni arasınlar istemiyorum. Var mı elinde bir zanlı? Var diyorsun. Hayır, neyi bekliyorsun müdür bey? İllet karakola mı saldırsın istiyorsun? Al bakalım acıkmışsınız. Sağ ol. Tavuk döner. Yalan işte. Sağ ol. Şirketten? Şirketten, benim şirketten. Ne oldu, beyti mi bekliyordun? Şirketten. Amirim, şimdi valilik bunları gönderince iş bitiyor mu? Bu adamlar buraya para kazanmaya geldi, elleri boş dönüyorlar şimdi. Hayır ya, katil bu gidenlerden birisi. Ne olacak? Bir gün yanlış bir karar vermiştim. Etrafımda kimse yanlış yaptığımı düşünmüyor, bana hak veriyordu. Şunu gördüm. Herkesin onayladığı şey yanlış sayılmıyor. O gün kendimi didiklemeyi bıraktım. Adalet zamanın kölesidir Nuri Pamir. Sikilir durur. Seyfi, sizin bu affanı biz Ankara'ya sevk ediyoruz. Orada ne yaparlarsa yapsınlar artık. Bu koşullar altında en doğrusu bu. Sen raporunu hazırla. Ben gerekli yerleri, telefonları açarım. Sanlıyı can güvenliği nedeniyle sevk ettik deriz. Hayır canım, yarın bir gün burada ne olacağı belli değil. Bir şey olsa kime anlatacaksın derdini? Öyle değil mi? Evrakta bir iki satırla geçeriz, soru çektiğimiz berhava olur. Doğru mu? Doğru. Asıl mesele? Ne? Tayfun Kalaycı. Çocuğun katilini bulamadık. Ha, ya tamam canım. Biz o dosyayı kapatmış değiliz ki. Ona da bakacağız. Şu engame bir geçsin. Onun da katilini bulacağız biz, sen merak etme. Affan can güvenliği nedeniyle Ankara'ya sevk edildi. Orada serbest bırakırlar. Raporu yazdık, müdür de arayacak. Doğrusu bu. İş orada kalmadı. Ya şerefsiz! Siktir gidin lan! Siktir gidin! Yavşa! Bir hafta sonra ilk mahkemesine götürülürken bıçaklandı. Karaciğerini aldığı darbeler yüzünden çabucak öldü. Haberi aldığımızda konuşmadık. Bir daha da hiç tavuk döner yemedim. Kimse de bilmedi niye yemediğimi. Ben çıkıyorum Nuri. Amirim, ben bıraksaydım? Yok sağ ol. Ben biraz dolanayım. Hava almak istiyorum.
Seni takip ettim amirim. Her gün gittiğin hastaneyi de öyle keşfettim. Sonra o yoğun bakımdaki kızı gördüm. Ankara'da o kızı yanlışlıkla vurduğunu, kız buraya gelince de tayinini istediğini öğrendim. Yapamıyorum ben burada. Alışmışım büyük şehre. Herkes seni görüyor. Herkes seni biliyor burada. Ay, burada yaşamak mezarda uyumak gibi. Ah be amirim. Asıl mezarda uyuyan sen misin? Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve selamün alel mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için El Fatiha. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Başkomiser Seyfi, cinayet bürodan. Konuşmak istemiyorum. Acımı tazelemekten başka işe yaramıyor. Ama buradasınız. Ben de acınızı paylaşmak istiyorum. Bir katil bulmadınız mı? Hadi aklınızdan geçeni söyleyin. Ölen Suriyeli oğlumun katili falan değildi. Olan bitenler katile yaradı, olma değil. Daha değil mi? Aynı fikirdeyim. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Gerisini söyle. Gerisi berisi yok. O katili yakalayacağım, bulacağım, onu söz veriyorum. Çok duydum bu lafları. Başı dişi olaydı bir yerinden tutardınız. Boşa konuşmayalım burada. Bakın, o katil bu şehirde. Ve yine çıkacak ortaya. Seyfi Bey bak. Sağ ol. Vicdan sızlamasa buraya kadar gelmez, bana bu lafları söylemezdi. Ama şunu düşün. Ben düşünüyorum çünkü. Çıkacak diyorsun. Ya çıkmazsa? Bu da benim yüküm olsun. Bulamazsam utancım olsun. Umut veriyorsun kardeşim. Konuştuklarımızı karıma söyleme. Ben de söylemeyeceğim. Bir kere daha üzülmesin. O zaman bu konuşma aramızda kalacak. Ben sözümün arkasındayım. Sonra çok şey değişmedi. Nasıl yaşıyorsak öyle yaşamaya devam ettik. Mezarda uyuyan kızın adı Tülay'dı.
Bana İstanbul'u anlatıyordu. Umurumda bile olmayan bir sürü şey. Deniz yok bir kere burada. İnsanın üstüne vuran o serinlik yok. Hayır o bile değil ya, o üstüne yapışan nem bile yok. O kadar özlüyorum ki Marti sesini. Arada büroda yeni kurallar konuyordu. Dinliyorduk. Arkadaşlar, bu meret zararlı. Bu meret zehir. Bu meret öldürüyor. Sizler, Türk polisleri her şekilde millete örnek teşkil etmelisiniz. İçmeyeceksiniz, kullanmayacaksınız. Bakın tahkikat yapacağım bundan sonra sizin hakkınızda. O kadar. Ben binamda sigara içilmesini istemiyorum. Anlaşıldı mı? Seyfi Amir eski dosyaları inceliyor. Şehirde Tayfun'un başına gelenlere benzeyen makaleler arıyordu. Talaş katilin marangozlukla ilgisi olduğunu gösteriyor. Çocuğu bir atölyede tuttu. Yani bir hafta kayıptı, bir yerlerde saklaması lazım. Belki de bir mobilyacıdan. Hı? Eskiden suç var, suçlu var demeyeceğim. Yani hayata bu pencereden bakmayacağım derdim. Şimdi? Şimdi o kadar kasmıyorum ya. Yani bir şey oluyor. Sonra bir şey daha oluyor. Sürdürüyorum ya. Bir yerde öyle. Yani her şeye polis gibi bakarsam yaptığım şey beni ele geçirir, öyle olmasın derdim. Yani mesela bir kızla karşılaşınca kız şaşırsın, aa desin, hiç polis gibi değilsin falan. Gerçi kız da yok ki anasını satayım. Bir iki hemşire var. Öğretmen falan var. Sosyal hayat felaket yani. Sıkmıyorum değil mi amirim? Yok. Anlat. Yani zaten küçük şehir. Gidecek yer yok, yapacak bir şey yok. Ne bileyim ya. Efendim. Evet. Ha, burada karşımda. Ha. Tamam, biz oraya uzak değiliz. Yani 15 dakikaya geliriz. Benim telefon kapalı tabii. Ne olmuş amirim? Kötü bir şey olmuş. Kötü bir şey. Tayfun'u burada bulduk. Biliyorum. 10 ay önce. Maktul çocuk mu? Değil. Var mı numara? Orhan. Komiserim. Sabah telefonla karakolu aramışlar. Biz de ihbar üzerine geldik. Tam buranın adresini vermişler. Ne yani, katil mi aramış? Yukarıdan mı yuvarlanmış? Cesedi bu yamaca çivilemişler. Nasıl yani? Çivilenmiş işte kolundan. Kimliği belli mi? Tamer Gürbilek, 92 doğumlu. Tekin Mahallesi'nde ikamet ediyormuş. Ne zaman ölmüş? Takriben gece yarısı. Cesedin üzerinde herhangi bir özel eşyası yok. Buraya getirilmeden önce ölmüş olma ihtimali yüksek. Çevrede kan izi yok. Plastik bir torba içerisinde getirilmiş olabilir. Niye buraya çivelenmiş? Ne var karşıda? Bir bok yok. Ne mesajı vermeye çalışıyor? Tırnaklarında talaş var mı? Hayır.
Tayfun'la ilgili mi diyorsun amirim? Aynı yerde buluyoruz. Ne mesajı lan bu? Şair misin, katil misin amına koyayım? Çocuk buralı değil. Ankara'da ikameti. 3 ay önce gelmiş. Ev üstüne değil. Kimmiş ev? Selamünaleyküm. Tamer Gür'ü bile soracaktık. Aleykümselam. Ne oldu ki? Tamer Ankara'da. Ne zaman gitti? Yani çarşamba desem 3 gün oldu. Niye gitti? Şirketin evrak işleri için gitti diye biliyorum. Orada zaten. Onu getirip gelecekti. Niye bu kadar uzun sürdü? Evrak işi 3 gün sürer mi ya? Yani bilmiyorum. Belki izinlidir. Başına bir şey mi geldi yoksa? Niye başına bir şey mi gelir? Yok. Yani polis deyince. Ne kadardır tanıyorsun sen bu Tamer'i? Askerlik arkadaşım. Sağlam arkadaştı. Abbas Bey'e söyledim, işe aldı. Buraya gelişti o yüzden. Abbas kim derseniz eğer? Şehrimizin iftihar edilen iş adamlarındandı. Rica edilmişti. O da bizim konferans salonunun koltuğundan perdesine tefriş etmişti. Lan Tamer milliyetçiydi ne demek oğlum? Memlekette milliyetçi olmayan mı var lan? Bırak şimdi masalı. Ne iş yapıyordu bu Tamer? Söyle bakayım. Abbas Bey'in korumasıydı. Amirim o yakta sigarayı sabaha kadar hiç söndürmedi. Sen işleyeceksin cinayetini. Çivinin bir farklılığı var mı? Yok. Yemin ederim milletin çivisini çıkarttılar. Benim şehrimde böyle şeyler olmazdı Seyfi ya. Üf. Ölen adam Abbas Bey'in koruması. İhbar üzerine bulunan bir ceset müdürüm. Sen bir sus. Bulmamızı iste... Seyfi, Abbas Bey'le ne ilgisi var bunların? Onu söyle bana. Henüz bilmiyorum. Tayfun'la ilgisi olabilir. Ne ilgisi olabilirmiş? Çocuk aynı yerde bulundu. Öldürdüğü adamı şehre doğru çivilemiş, duyurmak istemiş yaptığını. Telefonla aramış, bizi çağırmış. Ölen çocukla Abbas Bey'in korumasının öldürülmesinin ilişkisi mi var diyorsun? Yani hiç ilgisi yok diyemem. Seyfi bak aylardır ama aylardır dosya karıştırıyorsun, sesimi çıkarmıyorum. Sonra bir şekilde Tayfun'la Abbas Bey'i dolandıra dolandıra aynı kefeye koyuyorsun. Bu bayram tatilleri niye uzatılıyor sen biliyor musun? Ha? Milletimiz çok yoruldu, azıcık götünü dinlendirsin diye değil. Para dolaşıma girsin diye. Abbas Bey kim? Hı? Müteşebbis. Bu şehirde binlerce çalışanı var adamın. Bu şehirden memleket için para koyan tek adam. Ona önce birisi öldürülmüş. O başka bir şey. Şimdi de bir adam öldürüldü. Bu da başka bir şey. İlla Abbas Bey'le konuşacaksan bunları aklından çıkarma. Değerli insanları yok yere tedirgin edemem ben. Abbas Bey, bu yanınızda çalışan çocukla ilgili Allah rahmet eylesin. Arkadaşlarımız geldiler. Birkaç küçük soru soracaklar. Bu bahçenin aynısını İsviçre'de gördüm. Tasarımcısını buldum, buraya getirdim. Burası babamın doğduğu ev. Dedim ki ben bu güzelliği hak ediyorum. Ben getireyim ki hemşerim de görsün. Görsün ki yapabileceğine inansın. Yanımda çalışanları artık tanımıyorum. 30 yıl önce olsa bilirdim. Ama şimdi maalesef tanımıyorum. 10.000 kişi, 15.000 kişi. Hiçbirini tanımıyorum, isimlerini dahi bilmiyorum. Derler ki toprakla uğraşınca ellerimiz kurur. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Kuruyan ellerimiz değil, ruhumuz. Bakın ne diyeceğim. Vaktinizi almıyorum değil mi?
Yok aman efendim, estağfurullah, olur mu hiç öyle şey? Biz zaten sohbete, muhabbete muhtacız. Güzel. İnsanlar elbise değil, renk yiyorlar. Otomobil değil, gürültü satın alıyorlar. Lokantanın yemeğini değil, adını yiyorlar. Ev değil, cakada oturuyorlar. Tevazuları bile bir ilan. Bıktım şu entellerin garabetlerinden, organik tarımmış. Uğraşsana toprakla. Yok, herkese ilan edecekler. Buraya kadar zahmet ettiniz. Maalesef ölen çocuğu tanımıyorum. Tamer Gürbilek, kızınızın korumalığını yapıyormuş. Nereden duydunuz delikanlı? Kızım burada bile değil. Dediğiniz şey mümkün tabii. Nasıl mümkün? Kızım bir yere giderken takipte kalmıştır, o kadar. Siz hiç konuşmadınız. Doğru. Dinledim. İnsanlar bozkırı çöl sanıyorlar. Çam ağacı görmeyince üzülüyorlar. Bir gün müsait olduğunuzda bozkırı konuşalım sizinle. Güzel. Bozkır inattır. Yoktan var etmektir. Elindekiyle yetinmektir. Vaktim olunca sizi çağırtırım, konuşuruz. Neden olmasın? Lan sen benim yanımda benim iznimi almadan nasıl sorarsın lan? Ha? Deyyus. Senin ömrünü tüketirim ben. Geçmişini ya, sikerim ben senin. Artist kes. Ya yemin ediyorum yalan söylüyor ya. Yemin ediyorum yalan söylüyor. Kızı burada. Lan hala ne konuşuyorsun sen? Seyfi ne diyor bu? Ya genç çocuk soru soramadık diye huylandı. Herkes haddini bilecek Seyfi. Sen yüz veriyorsun buna. Soru da soramadık ama. Ya adam bilmiyorum dedi ya. Ha? Tamam, kızını da gizliyor olabilir. Sonradan gel bana doğru değil amirim de bas geç üstünden. Ne artistlik yapıyorsun? Seyfi, bu adam bizim sıkletimizde değil, anlıyor musun? Ha? Sonra yarın bir gün arar 3-5 yeri, karşılarına ben çıkarım. 3 tane sapın karşısına belki de kızını yurt dışında okumuş kızını çıkarmak istemedi bu adam. Ne var yani? Ya bu cinayetin sebebi belli mi kardeşim? Ha? Cinayetin sebebi belli mi? Bu ülkede okeyde taş çalıyor diye adam öldürüyorlar. Yalan mı? Ya tamam. Tamam, bu işte bir tuhaflık var. Bunu ben de kabul ediyorum kardeşim. Cinayet işlenmiş. Sonra adamı çivilemişler, getirmişler aynı yere koymuşlar. Buraya 40 tane komiser getir. Hepsi de aynı şeyi söylerler. Ama bu adam başka Seyfi. Bence de başka. Cinayetle bir alakası varsa asıl o zaman başka olur. Ya ben onu mu diyorum? Benim dediğim şey başka. Anladım ben. Benim dediğim de başka. Kokuyorsun Seyfi. Duydun mu beni? Kokuyorsun. Sigara kokuyorsun. Bana bak. Ben istiyorum ki bu şehir gül gibi koksun. Bu şehirde cinayet işlenmesin, benim başım ağrımasın. Anladın mı? Bu ne ya? Resmen dokunmayın diyor. Abbas Bey'in kızı burada amirim. Bu adamın kızını bilmeyen yok. Adamın İsviçre'den getirdiği bahçe gibi bir şey zaten kız. Güzel yani. Bayağı değişik amirim, hiç buraya ait değil gibi yani. Tanıyor millet. Geldim amirim, geldim. Ya şu kim? Dilara Eroğlu amirim. Ne gülüyorsun lan? Siz tabii daha şehirde yeni olduğunuzdan bilmiyorsunuz. Lan oğlum yürü git, başı kalabalık, ondan soruyorum, görmüyor musun? Abbas Bey'in kızı abi. Şehrin doğal güzelliklerinden kız. Dilara Eroğlu'nun hemen her gün uğradığı büyük bir otel vardı. Şehirdeki İstanbul gibi bir şey. Orada bekledik. Mutlaka gelir dediler. Gelmedi. Seyfi amirim insanlar parayı sever, zenginleri sevmez derdi. İlla kibri konuşur. Abbas Bey'in kızı Tamer'le sevgili bile olmuştu bu garsona göre. Senin bu asker arkadaşının Dilara Hanım'la ilişkisi varmış. Bilmiyorum. Sallama lan, ne bilmiyorum. Arkadaşı değil misin? Ben niye buradayım? Tamer en son seni aramış telefonda. Ne demişim? Sen söyle bakalım, ne demişsin? Birlikte mi gittiler Ankara'ya? Dilara Hanım hakkında hiçbir şey bilmiyorum. O dediğiniz de mümkün değil. Bildiğini anlat o zaman. Anlattım.
Dilara Hanım'la olan ilişkisini niye sana hiç söylemedi bu Tamer? Öyle bir ilişki yok. Ya bırakalım şimdi vardı yoktu faslını. Elimizde telefon kayıtları var. İhale şimdi sana kalmasın. Sohbet ediyoruz şurada. Avukatımı istiyorum. Konuşmayacağım artık. Var mı avukatın? Yardımcı olsunlar mı? Şirket ayarlar. Yani bu Tamer, hadi diyelim adi bir cinayete kurban gitti. Hadi diyelim Abbas'la ve kızıyla alakalı bir şey yüzünden susturuldu. Peki bunun Tayfun'la alakası ne? Mesajsa ne mesajı, imza ise ne imzası? Dur. Tek tek gidelim. Tayfun'u unut şimdi. Bu cinayete odaklanalım. Buradan bir yere varırsak o kısmı daha sonra düşünürüz. Tamam. Bodoslama giriyorum o zaman. Abbas Efendi yanında çalışan dallamayı kızına yakıştıramadı ve bileti kesti. Ya bunu niye bir gösteriye dönüştürsün ki? Abbas istese o dediğini 40 sefer yapar, haberimiz bile olmaz. Kim tanıyor ki Tamer'i? Öfkeyle yaptı, gözü döndü. Yani ben öyle çiçek, böcek, gönül kubbemiz falan yemiyorum amirim. Bu cinayet öyle bir şey değil. Dilara'yı bulalım biz. Onunla konuşmadan bir yere varamayız. Arada spora geliyorum buraya. İşte sen Tamer'i kim tanıyordur dedin ya amirim. Serkan kesin tanıyordur. Niye? Muhtar mı Serkan? Oho! Başkan, hoş geldin. Amirim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşte, Serkan böyle bir bebeği amirim. Sen onu tanımazsın, o seni tanır. Yok ya, küçücük yer. Ondan yani. Sizi tanıyoruz tabii amirim. Bunu tanıyor musun? Evet. Ne oldu ki? Yani Tamer. 10 puan. Bize manitası lazım. Yani başkan, ne diyeyim ki şimdi? Küçük yer Serkan. Kumrular nereye uçuyor sen bilirsin. Yani Yoncalar diye bir mekan vardır. Arabası olanlar oraya giderler. Bu Tamer Dilara Hanım'la gittiklerini söylemişti. Vallahi bir ay önce gelmişler en son amirim. Münakaşa olmuş mu aralarında? Yok, olmamış öyle bir şey. Dilara Hanım'ı tanıyor musun? Tanıyorum. Geldi mi bu yakınlarda buraya? Yok, ben de sana soracaktım. Sabahtan da sorular da başına bir iş geldim diye merak ettim. Kim sordu? Babası. Abbas Bey mi? Evet, iyi müşteridir Dilara Hanım. Hakikaten yok ortada yani. E peki bu Abbas Efendi niye söylemedi bize kızının kayıp olduğunu? Adres bu mu diyorsun? Yani bilemiyorum amirim. Şimdi kız güzel. Ama hiç fotoğrafını koymamış. Baksana takipçi sayısına. Ne diyorsun oğlum sen? Bu sayfa Dilara Hanım mı değil mi? Yani bilmiyorum amirim. Bilemiyorum yani. Otlar var, zeytin ağacı var. Ne bunlar ki yani? Zeytin ağacının bozkırda ne işi var bir kere? Ayrıca yani kızın fotoğrafı yok. İn bakayım aşağı şöyle. Git git. Dur. Yukarı. Dur. Ama bu ağacı biliyorum. Ne, bu ağacı mı? Hı. Kesin Dilara'nın arabasıdır ha amirim. Kapıyı açık bırakmış. Vergisi de çoktur ha bunun. Anahtarı da üzerinde unutmuş amirim. Benzini bitmiş. Şu şey değil mi ya? Aşıklar Tepesi amirim. İşte bu Serkan'ın dediği yer. Gelin oraya.
Dilara Hanım. Sakin sakin. Dilara Hanım yapmayın. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın, vururum kendimi. Dilara sakın. Yapmayın, biz sizi arıyorduk. Sizin için geldik. Bakın polisiz biz. Sakin. Polismiş. Abbas Bey'in hangi ara polisleri oldu? Polisleri varmış. Ne işiniz var burada? Ne işiniz var? Yapsanız da görevinizi, yakalasanız da katili. Gücünüz yetmiyor mu ha? Gücünüz yetmiyor mu? Sakın Dilara! Yapma. Ugh.